Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Birkaç dakika geciktim, kusura bakmayın bugün. Paylaşımımızı açalım. En son RMR sınıflama sistemini yani açıklamak üzere güne bırakmıştık konumuzu. Şimdi önüne tekrar gidelim. Evet. YSV'yi hatırlıyorsunuz, en son orada bırakmıştık. Şimdi arkadaşlar, kaya mekaniğinde kaya kütlesinin davranışını anlamak için önce kırıksız kayayı çok iyi anlamamız gerekiyordu birinci husus olarak. İkinci husus olarak da süreksizlikleri uygun bir şekilde karakterize etmemiz gerekiyor idi. Bunlar karakterize edildikten sonra kaya kütlesinin davranışını daha iyi anlayabiliriz. Geçmişte şunu söyledik. Kaya kütlesi dayanımı laboratuvarda ölçülemeyecek kadar zor bir parametre. Ayrıca arazide de doğrudan ölçülmesi zor olduğu için bunun yerine dolaylı yöntemler kullanmış, sayısal yöntemler, numerik yöntemler. Ve kaya kütlesine tıpkı, bakın bu çizelgede gördüğünüz gibi, tıpkı bir kırıksız kaya için tayin ettiğimiz kohezyon ve sürtünme açısı değerleri gibi bir çift değer tayin ederiz. Nasıl ederiz bunu? Kaya kütlesini değişik parametrelere göre değerlendirip toplamda kayaya bir puan tayin etmek suretiyle. O puanlama yöntemlerinden çok kullanılan bir tanesi RMR, bir diğeri de Q sınıflaması. Her iki sınıflamanın kendine özgü avantajları var. Birinin kullanıldığı, birinin daha çok ön plana çıktığı, diğerinin daha çok ön plana çıktığı durumlar var kaya mekaniğinde. Şimdi RMR sınıflaması için bir çizelgeye götüreceğim sizi. Şöyle elimizdeki kitabın üçüncü bölümünün, kaya mekaniğinin içeren üçüncü bölümünün sonlarına doğru arıyorum. Tamam, burada işte. Evet, şimdi arkadaşlar RMR puanlama sisteminde 5 tane bileşenimiz var, puan aldığımız. Birincisi kırıksız kayanın dayanımı veya kaya malzemesinin dayanımı. Bunu iki şekilde belirleyebiliyoruz. Ya nokta yük dayanım indeksiyle veya tek eksenin sıçma dayanımıyla. Tabii burada daha çok güvendiğimiz tek eksenli sıkışma dayanımı. Nokta yük dayanım indeksi biliyorsunuz bir fikir vermek üzere bu deneyi yapıyorduk. Güvenilir tasarım hesaplarında ona çok fazla itibar etmiyorduk. Şimdi bir kaya kütlesinden aldığınız karotun tek eksenli sıkışma dayanımı ne olsun? Mesela 105 megapascal olsun. Bakıyoruz, altında puanları var arkadaşlar. Her kategorinin altında puanlama var. Birinci kategori kırıksız kaya dayanımı altında puanlaması. İkinci kategori RQD altında puanlaması. Üçüncü kategori süreksizlik açıklığı altında puanlaması. Dört altında puanlaması ve beş altında puanlaması. Beş kategoride puanlar alıp sepete koyacağız her birini. Şimdi burada 105 dedim. 12 puan mı acaba tayin edeceğiz bu kategoriden? RMR için alacağımız puan olarak.
Yoksa bir interpolasyon mu yapacağız? Çünkü arkadaşlar bakın burada nasıl diyelim, değerimiz 101 olsa bir de 249 olsa aralarında 2,5 kat fark var. Hepsine biz 12 puan mı vereceğiz? Tabii ki hayır. Bir interpolasyon yapmamız lazım. Veyahut da şunun gibi hazır grafikler var. İnterpolasyon yapılarak ya da bunlar buradaki sayısal değerler, şunlar ve şunlar bir grafiğe aktarılıp anlamlı bir eğri hazırlanmış şekilde faydalanabileceğimiz grafikler var. Onlardan bir tanesini paylaşayım sizinle. Şu grafik geldiyse ekranınıza bakayım. Evet, bu grafik. Şimdi bu grafikte büyüteyim azıcık. Sol üst köşede ona bakacağız. Dört tane var burada diğerleri içinde olmak üzere. X ekseninde tek ekseninde sıkışma dayanımı, Y ekseninde puanı var. Tek ekseninde sıkışma dayanımına ne demiştik? 105 megapascal örnek olarak 60, 120 olduğuna göre yok. 80, 120, şu 100, 105 şurası yaklaşık. Bakın puanı 10 çıktı. Demek ki 12 değilmiş. Bunun gibi ha bu bilgiyi benim kişisel web sayfamda mesleki saha uygulamaları dersinin altında bulabilirsiniz. Bunun videolu anlatımı var. RMR sınıflamasını ben daha iyi öğrenmek istiyorum. Bu ders kapsamında anlatılanlardan daha biraz daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorum diye düşünüyorsanız o videoları seyredebilirsiniz. Şimdi buradan aldık puanımızı. Bakın yine başka grafikler de var. İkide bir oraya git bir buraya gel yapmaktansa burada anlatıp az önceki çizelgeye tekrar geçeyim. Şeylerden bir tanesi RQD'ydi. Bakın RQD için değere bağlı olarak deminkinde olduğu gibi klişe bir sayıyı seçmekten ziyade rakamını belirliyorsunuz. Şuradan gidip oradan da karşılığını Y ekseninden buluyorsunuz. Benzeri süreksizlik açıklığı için var. Evet. Şimdi buradan ben geri çizelgeme geçeyim. RMR puanlamasına esas parametreleri gösteren çizelgeye geçiyorum. Şu. Birinci kategoriden kaç puan aldık? 10 puan. 12 değilmiş bakın burada tartıştığımız gibi. Evet, onu koyduk sepete. Geçiyoruz RQD'ye. RQD'nin ne olduğunu daha önceden tanımlamış olduğumu zannediyorum. Kaya kalite göstergesi idi. Bir Nx türü sondaj karotunda ya da karot çapı Nx olan yani 54 milimetre olan bir karotlamada uzunluğu 10 santimetre veya daha fazla olan karotların boylarını toplayıp toplam delgiye bölerek elde ediyor idik RQD'yi. RQD işte bir sondajda yapılan nasıl diyelim araç çalışmasında yapılan sondajda elde edilen karotlar üzerinde böyle bir hesaplama yapıldıktan sonra bulunuyor. Yani 10 santimetre üzeri uzunluktaki karotlar tek tek sayılıp uzunlukları ölçülüp ilgili formüle yerleştirilerek sonuçta ortaya bir sayı çıkıyor. Sıfırla 100 arasında. Ona göre yine bir puan veriyoruz. Puanlamayı burada doğrudan diyelim işte RQD 77 çıktıysa 17 almıyoruz da gidip eğilden kaçsa 17 mi 18 mi 16 mı 19 mu neyse ilgili puanı alıp onu da koyuyoruz sepete. Oldu 2. Üçüncüsü süreksizlik açıklığıyla ilgili. Puanımız bak burada birinci kategoride maksimum 15, ikinci kategoride maksimum 20 pardon.
Birinci kategoride 15 dedik, atlamayalım. İkinci kategoride maksimum 20, evet. Üçüncü kategoride de yine maksimum 20 olmak üzere puanlarımız var. Süreksizlik açıklığı, yani iki süreksizlik arasındaki mesafe, ortalama mesafe kaç metre ise ya da santimetrede metreye dönüşmüş olarak ona göre bir puan veriyoruz. Onu da sepete koyuyoruz. Geldik dördüncü kategoriye. En önemli kategori. 30 puanı var bakın arkadaşlar. Maksimum 30 puan. Yani şu iki kategori, şunlardan iki kategorinin neredeyse toplamı kadar. Bunun bir kısa yolu var, bir de uzun yolu var. Kısa yolu buradaki tanımlamalar. Diyor ki mesela incelediğimiz süreksizlik takımına ait yüzeyler çok pürüzlü. Persistansı yok ya da çok kısa. Yani süreksizlik takımından görüyorsunuz ama kaya kütlesini uzun metreler boyunca kat etmiyor. Yarık genişliği, orada süreksizliği görüyorsunuz ama işte kapalı bir şey süreksizlik. Ondan sonra dolgu yok işte doğal olarak. Kaya duvarı taze, bozuşmamış. Yani süreksizliğe komşu iki duvarın ikisi de sağlı sollu diyelim. Yani alt üstü ikisi de taze, içerisinde bir bozuşma etkisi görülmüyor. Bunun gibi bu tanımlardan hangisine uyuyorsa ona uygun puanlarımızı veriyoruz. Bu kısa yol. Bunun bir de uzun yolu var. Süreksizlik yüzey özelliklerinin 5 alt maddesi var arkadaşlar. Şurada gösteriyorum. B satırındaki bilgiler bakın. Bunlardan bu 5 alt maddenin bir tanesi uzunluk. Süreksizliğin Mostra'da takip edilebilir. Uzunluğu Mostra'da veyahut da yer altında açılmış bir araştırma derisinde. Eğer bir süreksizliği diyelim 1 metreden fazla uzunlukta izliyorsanız pardon 1 metreden küçük bir uzunlukta izliyorsanız puanı 6. Böyle 20 metreden daha büyük uzunluklarda izlenebilir karakterde süreksizlikler varsa ya da takım bu tür süreksizliklerden oluşuyorsa sıfıra kadar düşüyor puanı. Bu 5 alt kategorinin her birinin maksimum puanı 6. Bunun hepsini bu şekilde en ideal koşullarda sağladığı zaman süreksizlik yüzey özelliklerinden 30'a kadar, 30 puana kadar puan alabiliyoruz. Burada ikinci alt kategorimiz yarık genişliği. Yarık genişliğinin sıfır olmasına göre veyahut da 5 milimetreden büyük olmasına göre puanlarımız yine 0 ile 6 arasında değişiyor. Yüzey pürüzlülüğü, çok pürüzlüden kayma çizikli veyahut da yapısal jeolojide öğrenmiş olduğumuz bir terim olması lazım, slip inside diye. Ona kadar bu aralıkta değişen yüzey özellikleri için düz, az pürüzlü, pürüzlü gibi 0 ile 6 puan arasında yine puanlamamız var. Dolgu bulunmayışına göre veyahut da 5 milimetreden kalın yumuşak oluşuna göre yine 0 ile 6 ile 0 arasında değişiyor. Tabii izlediğiniz, incelediğiniz süreksizlik takımı bu dolgu itibariyle veyahut da pürüzlük itibariyle onlardan hangisine uyuyorsa oradan puanımızı seçiyoruz. 3 ise 3, 5 ise 5 gibi. Son olarak da süreksizlik yüzeylerinin tazelik derecesi veya bozuşması. Hiç bozuşmamışsa 6 puan alıyor. Tamamen bozuşmuşsa yani içerisinde gezinen o yeraltı sularının ya da başka akışkanların duvarları iyice çürütmesi durumunda ki bu da dayanımı düşürecek sonuçta bildiğiniz gibi 0 puan alıyor veya hiç puan alamıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu süreksizlik yüzeyi fiziksel özelliklerinden 5 alt kategoriden topladığımız puanları tek tek sepete koyuyoruz. 5, 3. kategori pardon 4. kategorinin puanını da bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Puanlattığımız ayrıntılı yol, uzun yol. Tavsiye edilen yol bu tabii ki. Beşinci kategorimiz yeraltı suyu. Yalnız ona geçmeden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu unutmayın. Altını çizerek söylüyorum. Kaya kütlesinde
çoğu zaman birden fazla süreksizlik takımı bulunur. Tipik olarak 3 civarındadır. Bir mesaj geldi. Önemliyse bakayım, okuyayım, cevaplayayım. Kemerlenme ne demek? Kemerlenme mühendislik şölesinde geçeceğiz. Burada geçmiyor. O yüzden gereksiz bir açıklama yapmayalım. Süremiz kısıtlı. Şimdi bir yerde geçiyorsa söyleyeyim, ben açıklayayım. Nerede geçiyor? Ölçüde. Burada geçmiyor. Onu mühendislik şölesi dersinde göreceğiz. O zamana kadar unutursunuz diye açıklamayın. İl puanlamada. Nerede, ben göremedim. Her neyse. Peki kemerlemeyi de şöyle açıklayalım o zaman. Yer altında bir kazı yaptığımız zaman tabii kaya kütlesi bloklu olduğu için yan duvarlarda ve özellikle tavandaki süreksizliklerle sınırlanmış olan bloklar altı boş olduğu için ne yapacak? Boşluğa doğru düşmeye çalışacağız. Ama bir yandan da birbirlerine yaslanarak düşme süresi uzayacak. Ne zamana kadar? Belli bir süre karşı koyar, karşı koyar. Ondan sonra küçük, kaçınılmaz olur. İşte bu süreye biz, yani özellikle tünel tavanında blokların birbirine yaslanarak düşmeden kendilerini tutma süresini diyoruz, kemerlenme diye. Onu da bu şekilde kısaca açıklamış olalım. Şimdi ne diyorduk en son? Bir kaya kütlesinde çoğu zaman birden fazla süreksizlik takımı bulunur. Tipik olarak 3 civarındadır. Ve her bir süreksizlik takımının şu özellikleri arkadaşlar, şu özellikleri birinden diğerine genellikle değişir. Nedir bunlar? Süreksizlik açıklığı, yani iki süreksizlik arasındaki mesafe demiştik buna ve ortalama olarak buluyorduk. Bu değişir çoğu zaman. Değiştiği zaman dolayısıyla toplamda RMR'nin puanı değişir. Bir de şu dördüncü kategori, bu üç ile dördüncü kategori RMR puanlarının bir süreksizlik takımından diğerine değişebilmesini çok etkiler bu ikisi. Dolayısıyla eğer bir kaya kütlesinde 3 süreksizlik takımı var ise 3 ayrı RMR puanı ortaya çıkar demektir arkadaşlar. Bunların kırıksız kayanma dayanma aynı olabilir. RQ değerleri şura bura ortalama aynı olabilir. Ama süreksizlik açıklığı, süreksizlik koşulları farklı olacağı için tipik olarak şu o zaman her bir setin, süreksizlik setinin veya takımının VMR puanı ayrı olur. Yeraltı suyuyla aynı kaya kütlesinde çoğu zaman değişmez. Şurada göreceğimiz özellikler, dur bakayım şu bu sayfasına geçeyim bu arada. Şuraya, evet, farenin gezinmesini göremiyor olabilirsiniz. Şimdi aynı kaya kütlesinde yeraltı suyu koşulları benzer olsa bile dediğim sebeplerden dolayı süreksizlik açıklığı ve süreksizlik fiziksel koşullar değişeceği için bu iki kategori, şu RMR puanları sonuçta ciddi anlamda etkilenebilir. Gel gelelim yeraltı suyuna. Yeraltı suyunu değerlendirmenin değişik yolları var. Tıpkı birinci seçenekte, birinci parametredeki iki seçenekte olduğu gibi. Burada da 3 tane seçenek var. Ben mesela en basit olan şunu açıklayayım. İşte kaya kütlesi yer altında galeride yapıyorsunuz bu işlemi. Yüzeyde mos sırada olmaz. Bakın yer altı suyu ile ilgili puanlamayı yüzeyde mos sırada yapamazsınız. Çünkü mos sıra kuru atmosferik koşullar. Su tablası aşağılarda bir yerdedir. Bu parametreyi biz çoğu zaman tünellerde kullandığımız için RMR'yi. Dolayısıyla tünelin açılacağı derinliği karakterize edecek bir sıfatlar olması lazım. O yüzden bunu ancak sadece şeyde yapabiliriz. Size bir kısa sınav sorusu bu arada. Yeraltı suyu RMR hesaplamasında yeraltı suyu mosfetin için tayin edilmez gibi ya da gerekçeleriyle açıklayın gibi. Tamamen kuru olabilir, nemli, ıslak, damlama veya akış şeklinde olabilir. Ya da ölçüm yapılabilir galeride. Mesela
tünelin içerisine ya da galerinin içerisine işte 10 metre uzunluğu boyunca meydana gelen akışın litre bölü dakika cinsinden miktarı şeklinde. Ona göre puanlar verilebilir. Tabii bunlar şu işlemler biraz daha meşakkatli, uzun süreli. Projenin de ciddiyet derecesine göre gerekiyorsa bu yollara da başvurmak lazım. Ama ben hani bu dersin kapsamında pratik açıdan şu üç seçenekten en alttakinin yeterli olduğunu size söyleyebilirim. Tabii ki profesyonel çalışmalarda bunları kullanmak durumunda olduğunuz zaman illaki müracaat edeceksiniz. Evet, bu şekilde 5 kategori aldık. Topladık puanları. Kaç çıktı? Yani çoğu zaman 30, 40, 50, 60, 80, 90, maksimum 100'e kadar bir sayı çıkacak. Şu kısmını ben burada anlatmıyorum. Bu mühendislik jürisinde tüneller dersine geldiğimiz zaman anlatacağım. RMR puanından bu 5 kategoriden toplama yoluyla elde ettiğimiz son değeri 6. kategoriyle biraz azaltıyoruz. O kategori de şu, tünelin açılma doğrultusuyla süreksizlik konumu arasındaki ilişkiden dolayı bu ilişkiler çok uygun olabilir, çok elverişsiz olabilir. Tünellerde 12 puana kadar bu 5 kategoriden elde ettiğimiz puanı azaltabiliyoruz. Bugünkü mühendislik jörisi dersinde %30 İngilizceciler için bu konuyu anlattım. Size de mühendislik jörisi dersine geldiğinizde aynı açıklamaları yapacağım. Şimdi arkadaşlar, dersin başında gördüğümüz o çizelgeye dönecek olursak, evet, gördüğünüz gibi bu RMR puanları kaya kütlesinin sürtünme açısı, içsel sürtünme açısı ve kohezyonu açısından size bir şey ifade ediyor. Nedir bu? Öncelikle şunu söyleyelim, RMR sınıflamasıyla eksik kalmasın. RMR sınıflamasında maksimum 100 puan alıyorduk o 5 kategoride. Hatırlayın, birinci kategori 15 puan, ikinci 20, üçüncü 20, etti 55, dördüncü 30 puan, etti 85, beşinci kategori 15 maksimum oradan alıyoruz, 100 puan, toplamda 100 puan. Bu 100 puanlık RMR değerlendirmesi 20'şer puanlık sınıflara ayrılıyor. Kaya kütlesini 5'e ayırıyoruz. Mesela burada yazmamış, eminim kitabın başka yerlerinde vardır ya da 3. bölümde. 5 çok iyi kaya kütlesi, pardon, 1 çok iyi kaya kütlesi, 2 iyi kaliteli kaya kütlesi, 3 orta kaliteli, 4 kötü kaliteli, 5 çok kötü. Yani çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü. Hafızada tutması da çok zor değil. Bunlarla ilgili şu sayfa numarası kaç? 185. Bölümün sonunda bazı resimler olacağını hatırlıyorum. Evet, burada olduğu gibi. Bakın, bu 20'şer puanlık aralıklara göre 20'şer puanlık aralıklara göre çok iyi kaliteli kaya kütlesi arazide nasıl görünebilir? Yani bir fikir vermesi açısından size güzel fotoğraflar bunlar. Kretase dolomiti demiş. Çok iyi kaliteli. İki ana süreksizlik takımı var. Bakın süreksizlikler arasındaki mesafe ne kadar büyük gördüğünüz gibi. Şu insanın boyu 1,70-1,80 desek neredeyse bakın 1 metreden 1-1,5 metre arasında süreksizlik açıklığı var. Belli ki süreksizlik yüzey koşulları da bir kaya kütlesi için ideal durumda. Dolayısıyla 80 ile 100 arasında. Yine şurada iyi kaliteli sadece diyor içerisinde bozuşmuş birkaç süreksizlik takımı demiş. O da dur bakayım. Ha pardon, onunki de 61'e 80'miş. Ben bir an tereddüt ettim. Birkaç süreksizlik takımı buluşmuş olursa nasıl çok iyi olur diye. Evet, bu 61-80 arasındaymış. Yani bu ne oluyor? Çok iyi kaliteli, iyi kaliteli kaya kütlesi. Bu kaya
41 ile 60 arasında iki tane resim vermiş. Orta kaliteli kaya kütlesi Ordovisien slate demiş birine. Diğerine Ordovisien kuarsit. Bakın süreksizlikleri ne kadar sık gördüğünüz gibi her iki resimde de. Evet. Son olarak da VMR puanı 21 ile 40 arasında kötü kaliteli bir kaya kütlesi. Ordovisien kuarsitinden başka bir resim. Tabii birim aynı olabilir ama VMR puanları ya da kaya formasyonun mekanik özellikleri formasyonun her yerinde aynı olacak diye bir kayıt yok. Bu da Paleozoik Slate'i demiş. Çok kötü kaliteli. RMR puanı 20'den düşük diye verilmiş. Evet. Tekrar o şeye gidelim. Çizelgemize bir de o sayılar ifade ettiği anlamlara bakalım. Şimdi bakın, VMR puanı 80'den büyük olduğu zaman kohezyon diyor 0,4 gigapaskaldan büyük. Sürtünmesi 45 dereceden büyük. Yani bunun ötesi yok. Bu artık bu değerler gerçekten tasarımda maksimum olarak alınabilir. Böyle ki RMR 90 olsun, 95 olsun. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz kendiniz. Hani bir grafik göstermiştim ya, tek ekseni sıkışma dayanımından hareketle x ekseninde, y ekseninde puanını bulmak için. Bunlar da bir grafiğe aktarılarak bir kohezyon eğrisi, bir sürtünme eğri elde edilebilir. Şu şeylere göre, aralıkları belirleyen şu puanlara göre. Dolayısıyla mesela dersin başında yaptığımız ilk açıklamada olduğu gibi benim şeyim işte RMR puanım 61 ile 80 arasında olduğu zaman kohezyonu ne alacağım? Tabii ki 60 ise 0,3'ü alabilirim şu açıklamaya göre. 61 ise 80 ise 0,4'ü alabilirim. Yok, 70 ise mesela ne yapabilirim? 0,35 alabilirim gibi böyle kendiniz interpolasyon da yapabilirsiniz. Aynı durum sürtünme açısı için de geçerli. RMR puanınız 70 ise burada 35 ile 45 arasında bir 30-40 derecelik bir açı alabilirsiniz. Zaten şuraya baktığınız zaman hemen göreceksiniz ki 20 puana karşılık değişim burada mesela 10 puan. Demek ki 2 puanda 1 derece sürtünme açısı artışı oluyor. Veya şurada 2 puanda 0,1 megapaskallık bir artış oluyor. Bu çizelgeyi hatırda tutması son derece kolay. Bakın 80'den büyük 60, 61, 80, 41, 60, 21, 40, 41'den küçük. Ve şu değerlere bakın. Özellikle şunlar. Bunu hatırında tutmamamız mümkün değil. Şunları da tutmak nispeten kolay. 0,4'ten büyük ve hep birer ondalık birer küçülerek gidiyor. 0,3, 0,4, 0,3 arası, 0,3, 0,2 arası, 0,2, 0,1 arası ve 0'dan 0,1'den küçük megapaskal olarak. Sürtünme açısı ise 45'ten büyük, sonra onar onar küçülüyor. 45, 35, 35, 25, 25, 15, 15 derece küçük diye. Ben olsam hani 25, 35 yazmış adamcağız da ben olsam 35, 25 yazarım ama ben kafa karıştırır diye böyle tercih etmiş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kaya kütlesini bu şekilde doğrudan test etmemiz mümkün olmadığı için dayanımını dolaylı olarak bir dizi işlemden sonra bulduğumuz puana göre kohezyonunu, o kaya kütlesinin sürtünme açısını belirliyoruz. Ondan sonra tünel için inşaat mühendisi genellikle bu parametreleri biz buluyoruz, adama veriyoruz. O da gerekli diğer inşaat için parametreleri hesaplıyor. Şimdi kaya kütlesinin 3 özelliğinden bahsetmiştik önceki derste. Bu neydi? Dayanım idi. Deformasyon idi ikincisi. Bir de geçirgenlik var idi. Yani üçüncüsü geçirgenlik idi.
Üç özellikten dayanım olayını bu şekilde halletmiş olduk. Bir kaya kütlesinin dayanımını nasıl belirleriz diye onun cevabını bu uzun açıklamayla vermiş olduk. Gelelim kaya kütlesinin şekil değiştirebilirliğine. Arkadaşlar kırıksız kayadan hatırlayacaksınız. Kırıksız kayanın bir dayanımı vardı. Yük altında boyu kısalıyordu veya çekme dayanımı gibi bir deney de uzuyordu. Kaya kütlesinde de yük altında mutlaka deformasyonlar olacaktır. Yüklemeyi daha önceki derslerimizde açıklamış olmam lazım. Yükleme ille de işte nasıl diyelim bir vadide çatlaklı bir işte kireç taşının üzerine beton baraj inşa ederek işte metrekareye bilmem 200 ton yük uygulama şeklinde olmayabilir. Biz yükleme dediğimiz zaman ister kaya mekaniğinde olsun, ister mekaniğinde, ister başka mekanikte yer altında bir boşluk oluşturduğumuz zaman yaptığımız işleme de biz yükleme koşulu diyoruz. Orada yük yapmıyoruz, yükleme yapmıyoruz, bir boşaltma yapıyoruz. Bu da bir şey yükleme. Dolayısıyla her iki durumda ister yüzeyde kaya kütlesine basınç uygulayarak bir faaliyet olsun. İster yer altında kaza oluşturarak tavandan, yan duvarlardan blokların boşluk içerisine sarkması şeklinde bir deformasyon olsun. Kaya kütlesinin yükleme koşulları altında ne kadar şekil değiştirebileceğini bilmek isteriz. Bununla ilgili tabii ki vadiye o barajı inşa etmeden önce şey yapmamız lazım. Zemin mekaniği dersini aldınız hepiniz. Aynı konsolidasyon deneyi gibi arkadaşlar. Bir zemin üzerine yükleme yapılacak. İşte o zeminde ne yapıyorduk? Şelbi tüpüyle numuneyi getirip laboratuvarda içinden konsolidasyon numunesi alıp konsolidasyon deney düzeninde veya da ödömetre deney düzeninde yükleme tabi tutuyorduk. Zeminin ne kadar yük taşıyabileceğine dair parametreleri elde ediyor dedik. Kaya kütlesinde de yaptığımız işlem buna benzer. Şöyle ki kaya kütlesinin şekil değiştirebilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak yapabiliyoruz. Bu seçeneğimiz şeyde yoktu mesela dayanım hesabında. Dayanımda tek seçenek dolaylı yol. VMR'lerde bunu uzun uzun anlattık. Kaya kütlesinin şekil değiştirebilirliğinde biraz esnekliğimiz var doğrudan belirleme noktasında. Bunu arkadaşlar size başka bir şekil göstereceğim. Elimizdeki mühendislik şöylesi kitabının 5. bölümüne götüreceğim sizi. Şuradan paylaşayım. Evet, şu resimde gördüğümüz test cihazının adı arkadaşlar dilatometre. Biraz daha büyüteyim. Dilatometre. Dilatometreyi zeminde kullanılan versiyonu da var bunun. İsimleri benzer. Mekanizmaları biraz benzer ama bununla karıştırmayın. Bazen karışıklığa neden olabiliyor. Bu nasıl çalışıyor? Bakın uzunluğuna bakarsanız, nereden baksanız şu adamların boyuyla kıyasla 4-5 metrelik bir düzenek. Evet, şu kısım özellikle. Yani nereden baksak 2,5-3 metre gibi. Bu düzeneği açılmış bir sondaj kuyusu içerisinde sarkıtıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada şu kısım biraz daha büyüteyim. Şu kısımdaki
Metalik şeritleri görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Buranın içerisinde şişebilir bir ünite var. İçerisinde kuvvetli yağ basıncı uygulanıyor, hidrolik basınç. Ve bu kısmın zemin mekaniğinde başka yerlerde staj yaparken falan belki aranızda görmüş olanlar olabilir. Presyometre gibi. Bu kısmın içerisinde basılan hidrolik yağ ne yapıyor? Bu şerit şeklindeki metali kuyu civarında itmeye zorluyor. Yani kuyu civarını ötelemeye zorluyor. Dolayısıyla uyguladığınız basınç altında kuyu civarında bir genişleme olacaktır. Bu basınçlar kademeli olarak artırılıyor. Küçük basınçlardan, küçük basınçla başlayıp işte kuyucularında burada ne kadar deformasyon olduğu ölçülüyor bunlar sayesinde. Ve sonuçta şöyle bir grafik çiziliyor. Her bir basınç kademesine karşılık gelen kuyudaki radyal veya ışınsal yer değiştirme plot ediliyor. Böyle zaman şeye bağlı olarak x, y ekseni grafiği şeklinde gördüğünüz gibi. Basınç bırakılıyor. Tekrar ikinci kademeye geçiliyor. Biraz daha yüksek basınç kademesine. Ondan sonra biraz yeni kademeye geçmek için değişiklik yapıldığında hafif bir düşüş oluyor. Falan. Böyle gördüğünüz gibi bu üç kademe yapmış bunda. Dört kademe olabilir, beş kademe olabilir. Buradan hareket edilerek arkadaşlar şu eğimle belli amperik formüllerde, ilişkilerde kullanılarak kaya kütlesinin nesini buluyoruz? Ölçtüğümüz şeyin deformasyon olduğuna göre bir modül bulmamız lazım. Onun adı tahmin edeceğiniz gibi elastisite modülü. Kaya kütlesinin elastisite modülü. Gördüğünüz gibi dersin başında kaya kütlesinin bir dayanım özelliğini açıkladık. İki, yük altında deformasyon özelliğini, şekil değiştirebilme özelliğini açıkladık. Ve bu son açıklamamız doğrudan yöntem idi. Bir de bunun dolaylı yöntemi var arkadaşlar. Onun için tekrar üçüncü bölüme geçmem gerekiyor. Ekran değişeceğim. O da şu. Evet. Yine RMR'ye dayalı bir elastisite modülü tahmini bu. Kestirini. E eşittir 2 RMR eksi 100. Bunlar çok kullanılan amperik ilişkilerden bir tanesi. Bu yine dolaylı yöntem. Çünkü RMR'yi içeriyor bakın. RMR'den hareketle. Bir de şu formu var. E eşittir. 10 üzeri işte parantez içerisinde RMR eksi 10 bölü 40. Yalnız bunlar iki farklı durum için kullanılıyor. Birisi RMR'nin 50-55'ten, yaklaşık 50 diyebilirsin. 50'den büyük olduğu durumlarda bu. Ondan sonra bu ise daha düşük kaliteli kayalarda RMR'nin 50'den düşük olduğu durumlarda kullanılıyor. Yani 50'ye sınır gibi kabul edip RMR'yi büyük olduğu zaman 50'den bunu, 50'den küçük olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Bu da kaya kütlesinin elastisite modülünün efendim dolaylı olarak tahmin yöntemi. Bunlarla ilgili kitabın bölümün ilerleyen sayfalarında hayli fazla açıklamalar var. Şu tablo 3.24'te göz atarsanız eğer başka bir tablo, asıl olan bu tablo olacak. 3.25 işte bu tablo. Bakın şunu gördük az önce. 2 RMR eksi 100. Bunu da gördük. Başka parametrelerden de bulunabiliyor. Elastisite modülü. Evet, RMR'den bulunabiliyorsa GSD'den de bulunabilir. Zaten RMR ile GSD arasında bir geçiş de yaptıydık geçen hafta. Onu size anlatmayı unutmuş olabilirim. Galiba unuttum ben onu arkadaşlar. Dur bakayım. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Şöyleydi o. Şu formül.
Bunu size açıklamadım. GSI ile RMR arasında bir ilişki var. GSR'den bulduğunuz değere 5 ekleyerek arkadaşlar 5 puan ekleyerek RMR puanını da bulabilirsiniz. Şimdi bakın RMR'yi anlatmak ne kadar uzun sürdü. Dersin başından beri 45 dakika geçmiş. Şura bura RMR'yi biz yarım saatte anlattık. Onlarla ilgili tabii arazide bilgilerin derlenmesi de o ölçüde uzun. Halbuki GSR için bir Mostra'ya gittiğiniz zaman Mostra'nın başında çok kısa bir sürede nasıl diyelim belki yarım saatte GSR değerini rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Buna mukabil RMR'yi gördünüz. Bir sondaj kuyusu lazım. Karot alacaksınız, RQD'yi bulacaksınız. RQD'yi bulmanız gerçi Mostra'dan da bir kısa yolu var. Şeyde görebilirsiniz onu. Mesleki sağ uygulama uygulamasını videosuna bakarsanız orada kısa bir yolu var. Dayanım için işte karot alacaksınız ya da nokta yükleneği yapacaksınız. Ondan sonra süreksizlik yüzeyinde bir sürü ölçümler, persistans ölçümü vesaire. Yeraltı suyu durumu, bunu Mostra'dan belirleme şansınız yok. Yani şöyle bir, hadi size bir kısa sınav sorusunu daha. GSI ile RMR'yi sağladığı avantajlar bakımından karşılaştırınız diye. Benim söylediğim bu birkaç cümlelik açıklamaya ek olarak videoyu tekrar dinledikten sonra RMR ile GSI arasında karşılaştırma yaptığınız zaman GSI'nin üstünlüklerini zaten kendiniz şöyle bir sayfa dolusu bir açıklama şeklinde not edebilirsiniz. Evet, neyi söylüyorduk en son? Kaya kütlesinin elastisite modülünü RMR'den bulabildiğimiz gibi GSR'dan da jeolojik dayanım indeksinden de hesaplayabiliyoruz şu formüle göre. Ve burada örselenme faktörü idi. Başka formüller var. RMR'den bulunuyorsa Q sınıflamasından da bulunabilir. Q sınıflaması onu yine mühendislik jeolojisi dersinde anlatacağım yüz döneminde tünellerden karşımıza çıkacak. BMR ile benzerlikleri olan ama kendine özgü puanlamalar puanlama şekli içeren bir kaya kütle sınıflama sistemi Q. Özetle BMR'den hesaplanabileceği gibi kaya kütlesinin deformasyon modülü Q sınıflamasından da bulunabilir. Başka ne vermiş burada? VP demiş, P dalgası hızlı olması lazım vermiş. Aşağı merak vermiş. Bakın kaya kütlesinde yapılan sismik deneyden, sismik ölçümden bulunabiliyor. Bu şekilde gereğinden, ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla bilgiyi bu çizelgede bulabilirsiniz. Devamında zannediyorum arazi gerilmeleri çıkacak karşımıza. Buraları atlıyorum arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizi burada bitirelim.